Aşağıda formülleri belirtilen bileşiklerden hangisinin yaygın adı yanlış verilmiştir? HCl tuz ruhu doğru. Sodyum bikarbonat yemek sodasıdır. Yemek sodası. Çamaşır sodası ise sodyum karbonattır. B seçeneği beklesin. Potas kostik doğru. Sirke asidi yani asidik asit doğru. Ve sodyum klorür sofra tuzudur. Doğru. O zaman burada yanlış olan B seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi bir kimya disiplini değildir? Biyokimya canlılardaki kimyasal maddeleri inceler. Analitik kimya bileşiklerdeki nicel ve nitel olan analizleri inceler. Organik kimya karbon temelli kimyadır. Polimer kimya plastik kimyasıdır. Makine kimya ise kimyanın bir alt disiplini değildir. Cevabımız E seçeneği. Alüminyum metaline uygulanan işlemlerinden hangileri alüminyum metalinin kimyasal özelliğini değiştirir? potasyum hidroksit çözelsine atılma diyor. Alüminyum amfoter bir metal olduğundan dolayı amfoter metaller asitlerle ve bazlarla tepkimeye girerek tuz ve H2 gazı oluştururlar. Kimyasal bir değişme oldu. Elektrik akımı uygulama diyor. Metallerde elektrik iletimi fizikseldir. Üzerine beyaz ışık gönderme diyor. Sadece enerjisi artacağından dolayı elektronlar uyarılır. Uyarılma ise fiziksel bir değişimdir. O zaman cevabımız yalnız bir A seçeneğidir. Buna göre periyodik sistemde yerleri belirtilen X, Y, Z, T ve Q elementlerinin oksit bileşikleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Elementlerin oksit bileşiklerinin sulu çözeltilerinin bazik karakteri periyodik cetvelde 1 ve 2 yönünde. Asidik karakteri ise 3 ve 4 yönünde artmaktadır. A. Y2O'nun sulu çözeltisi XO'nun sulu çözeltisinden daha baziktir diyor. Doğru. Çünkü 1 ve 2 yönünde bazik karakter artacağından dolayı yen 2 o'nun sulu çözeltisi x o'nun sulu çözeltisinden daha baziktir. B seçeneği z2 o amfoter özellik gösterir diyor. Periyodik cetvelde şu kısımda bulunan elementler amfoter özellik gösterirler. Yani asitle ve bazla reaksiyon verirken su ile reaksiyon vermezler. Doğru. C. Q2 O7'nin sulu çözeltisi Q2 O7 1 asidik oksit T2 TO2 bu da yine bir asit oksit soru çözeltiden daha asidiktir diyor. Evet Q daha sağda olduğundan dolayı T'nin oksijenli bileşinden daha çok asidiktir. D seçeneği Y2O suya atıldığında YOH bazına dönüşür diyor. As, bazik oksitlerin su ile tepkimelerinden baz oluşur. Doğru. Z2O3 su ile etkileşerek ZOH3 bazını oluşturur diyor. Z2O3 amfoteroksittir ve amfoteroksitler asitlere karşı baz gibi davranır. Bazlara karşı asit gibi davranır. Fakat su ile tepkime vermezler. O zaman bu reaksiyon gerçekleşmez. Yanlış olan E seçeneğidir. aşağıda verilen bilim insanları ile keşifleri eşleştirilmelerinden hangisi yanlıştır? Dalton katlı oranlar yasası doğru. Rutherford nötron diyor beklesin. Moseley kimyasal özellik ile proton sayısı ilişkisi doğru. Lavoisier kütlenin korunumu kanunu doğru. Cabir bin Hayyan asidik asit doğru. Rutherford nötron diyor. Nötron C'miz chat olması gerekiyordu. O zaman burada yanlış olan B seçeneğidir. Bu çözeltilerdeki anyon sayıları eşit olduğuna göre aynı koşullardaki kaynamaya başlama sıcaklıkları arasındaki ilişki aşağıdakilerden gelen hangisine doğru verilmiştir? Aşağıdaki kaplarda 3 farklı tuzun aynı sıcaklıkta eşit hacimli sulu çözeltileri hazırlanıyor. Bir çözeltinin içerisindeki iyon sayısı arttıkça kaynamaya başlama sıcaklığı artacaktır. Birinci çözeltimde 2K artı artı SO4 eksi 2 şeklinde iyonlaşacaktır. İkinci çözeltimde kalsiyum nitrat şeklinde iyonlaşacaktır. Ve 3. çözeltimde de sodyum fosfat şeklinde iyonlaşacaktır. Anyon sayılarının eşit olabilmesi için kalsiyum nitratı 1 mol alırsam potasyum sülfatı 2 mol ve sodyum fosfatı da yine 2 mol almam gerekiyor. Şimdi bakıldığında 2 mol anyon, 2 mol anyon ve 2 mol anyon var. O zaman iyonlaştığında 1 mol iyonlaştığında 2'ye 1 oluşuyorsa 2 mol iyonlaştığında 4 mole 2 mol iyon verecektir. Ve toplam çözeltinin içerisinde 6 mol iyon oluşacaktır. Yine burada 1 mole 2 mol iyon vereceğinden toplam 3 mol iyon olacaktır. Burada ise 6 mol ve 2 mol iyon gelecektir ve toplam 8 mol çözeltinin içerisinde iyon olacaktır. Bakıldığında kaynama noktası en fazla olan 3 sonra 1 sonra 2 çözeltileri olacaktır. O zaman cevabımız C seçeneği. Bir sıvıya ait niceliklerinden hangilerinin artması sıvının viskozitesini artırırken buhar basıncını azaltır? Viskozite akıcılığın tersidir. Bakıldığında sıcaklık arttıkça sıcaklık arttıkça akıcılık artacaktır ve viskozite azalacaktır. Bizden ise artmasını istiyor. Bir yanlış. İki moleküller arası çekim kuvveti diyor. Moleküller arası çekim kuvveti arttıkça viskozite artacaktır. Buhar basıncı azalacaktır. Doğru. Miktar miktar viskoziteyi etkilemez. O zaman cevabımız yalnız 2 ve seçeneğidir. Vücuda yeterli miktarda protein alınmadığında yukarıda verilen durumlardan hangileri gözlenebilir denmiş. Bire baktığımızda bağışıklık sisteminde zayıflama doğru bir ifade. Çünkü antikorların yapısına bakacak olursak bunlar protein yapılılardır. Dolayısıyla protein yeterince alınmıyorsa antikor da yapılamayacak. Bu da bağışıklık sisteminde zayıflamaya sebebiyet verecektir. İkiye baktığımızda rejenerasyon olaylarında aksama. Rejenerasyon olayına baktığımızda yenilenme anlamına gelmekte. Dolayısıyla yenilenmede proteine ihtiyaç var. Çünkü proteinler yenilenmeyi sağlamakta ikinci öncülümüz de doğrudur. Üçe baktığımızda biyolojik reaksiyonlarda düzensizlik. Yine proteinler enzim ya da hormon olarak da görev almakta. Dolayısıyla biyolojik reaksiyonlarda düzensizlik enzim ya da hormon üretilememesinden kaynaklanacaktır. Üçüncü öncülümüz de doğrudur. Cevabımız 1, 2 ve 3 E seçeneğidir. Yukarıda özellikleri verilen hücresel organel aşağıdakilerden hangisidir? denmiş. 1'e bire baktığımızda oksijen tüketimi gerçekleşir demiş. Oksijen tüketimi mitokondri organelinde gerçekleşecek. Çünkü mitokondri oksijen varlığında ATP sentezini yapar. 2'ye baktığımızda çift zarlı yine mitokondriyi tanımlamakta. ETS enzimleri var. mitokondride mevcut. 4'e baktığımızda çekirdek kontrolünde kendini eşleyebilir. Mitokondri'nin kendine ait DNA'sı, RNA, ribozom var fakat ancak kendini çekirdek kontrolündeki DNA yardımıyla eşlemekte. Dolayısıyla burada bahsedilen organel mitokondridir. Cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdaki grafikte bir besin piramidindeki canlıların biyokütle miktar değişimleri gösterilmiştir. Buna göre canlıların bulunduğu besin piramidi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir. Biyokütle miktarlarına bakacak olursak bir kere en altta bulunan canlı biyokütlesi en fazladır. Dolayısıyla bir numaralı canlı burada biyokütlesi en fazla olan canlı anlamına gelmekte. Görüldüğü üzere grafikte en fazla biyokütleye sahip canlıdır. Demek ki besin piramidinin en altında bulunacak. Daha sonra 3'ü görmekteyiz. Birden sonra 3 geliyor. Sonra sırasıyla 2 en sonda 4 gözlenecektir. Piramidin en üst tabakasına yer alacak. Çünkü e, üreticiden tüketiciye doğru gittikçe biyokütle azalmakta. Dolayısıyla sıralamaya baktığımızda 1, 3, 2 ve 4 şeklindedir. Cevabımız C seçeneğidir. Kurbağa ve memeliler sınıfına canlıların özelliklerinden hangilerinin varlığı kullanılarak birbirinden ayırt edilebilir denmiş. Bire baktığımızda metamorfoz Geçirme metamorfoz kurbağalarda gözlenecek. Kurbağaya has bir özelliktir. Memelilerde yok. 2'ye baktığımızda alvo ile sahip akciğer bulundurma. Bu da memelilere ait bir özellik. Dolayısıyla hem birinci hem de ikinci özellik bakımından kurbağa ve memeliler birbirinden ayırt edilebilir. 3'e baktığımızda süt bezlerine sahip olma. Bu da sadece memelilere ait bir özelliktir. Demek ki burada verilen 3 özelliğe bakarak kurbağa ve memeliler birbirinden ayırt edilebilir. Cevabımız 1, 2 ve 3 E seçeneğidir. Aşağıda verilen olaylardan hangisi mitoz bölünmede görülmez denmiş. A'ya baktığımızda İ ipliklerin oluşması İ iplikleri hem mitozda hem de mayozda ortak olarak meydana gelecek. Mitoz ve mayoz yazalım. Dolayısıyla A seçeneği doğrudur. B'ye baktığımızda DNA'nın replikasyonu interfaz evresine gerçekleşecek. S fazında hem mitozda hem de mayoz de ortak olarak gerçekleşir. C'ye baktığımızda sentromerin ikiye bölünmesi hem mitozda hem de mayozda sentromer yani kardeş kromatitlerde ayrılma gerçekleşecek. D'ye baktığımızda homolog kromozomların ayrılması sadece mayoz bölünmede gözlenir. Mayoz bölme. E'ye baktığımızda çekirdek sarı oluşması. Çekirdek sarı meydana gelmesi hem mitozdaki stokinesis sonucunda hem de mayozdaki stokinesis sonucunda gerçekleşmekte. Çekirdek sarı, çekirdekçik ve de kromozomlardan tekrar kromatin iplik oluşumu hem mitozda hem de mayozda ortak olarak gerçekleşmekte. Mitozda görülmeyen homolog kromozomlardır çünkü sadece mayoz bölmede gözlenecek. Cevabımız D seçeneğidir. Yukarıda verilen üreme ana hücresinde kaç çeşit gamet meydana gelebilir denmiş. Parantez içerisinde crossover olmadığı belirtilmiş. Şimdi crossover olsaydı bağlı genler ayrılacaktı. Örnek olarak burada büyük A ve büyük B bağlı genler. Ama crossover olmadığına göre bunlar aynı gamete geçirecekler. Şimdi bunların hepsi bağlı olduğuna göre büyük A, büyük B, büyük C, D, küçük E bağlı genleri ifade etmekte. Dolayısıyla bağlı genler aynı tarafa geçme eğilimindelerdir. Buna göre düşündüğümüzde burada heterozigot kromozoma bakacak olursak heterozigot kromozomları seçmemiz gerekmekte. Bir tane burada kromozom var. İkinci kromozomumuz burada heterozigot ve üçüncü kromozom da burada büyük G, küçük G şeklindedir. Üç tane e, heterozigot kromozom görmekteyiz. Dolayısıyla 2 üzeri n formülünü kullanıyoruz. Burada heterozigot kromozom yazacak olursak 2 üzeri 3 toplam 8 çeşit gamet meydana gelecektir. Cevabımız C seçeneğidir. Verilen yargılardan hangileri doğrudur? Fizik ve teknoloji birbirinin gelişimini sağlayacak şekilde karşılıklı etkileşim halindedir. Bu da fizik ve teknoloji arasındaki doğru bir yargı ifade edilmiş. Matematik fizik yasalarını ifade etmek için kullanılan bir dildir. Evet, matematik bilim dili olarak geçmektedir. Özellikle fizik yasalarının ifadesinde bilim dili olarak kullanılır. Fizik bilimindeki gelişmeler diğer temel bilimlerin gelişimine katkıda bunu namaz denmiş. Oysa bulunur. Bu ise yanlış bir yargı. Cevabımız B seçeneğidir. K cismin su bulunan kaba bırakıldığında şekildeki gibi dengede kalmaktadır. Buna göre K cismine suyun uyguladığı kaldırma kuvvetinin artması için işlemlerinden hangileri yapılabilir? Suya tuz ilave edilerek türdeş karışım oluşturma. Şimdi suya tuz ilave edersek tuzlu su elde ederiz ve yoğunluğu artmış olur. Burada su içerisinde cisim yüzüyor. Tuzlu suda da yüzüyor olacaktır. Çünkü artık buradaki karışımın öz kütlesi önceki duruma göre yani suyun öz kütlesine göre daha büyük bir değerde olacak. Yüzen cisimler için etki eden kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşit idi. Dolayısıyla her iki durumda da ağırlığa eşit olacağından dolayı suya tuz ilave edilmesi ve türdeş karışım oluşturması kaldırma kuvvetinin artmasını sağlamaz. K cismin üstten iterek biraz daha batırma. Bu kaldırma kuvvetini arttırmış olacaktır. Çünkü kaldırma kuvvetinin ne eşit olduğunu hatırlayalım. V batan çarpı D sıvı çarpı G idi. Batan hacmi arttırmış oluyoruz. Üzerinden bir miktar daha batırarak. Dolayısıyla bunun artmasının FK'nın artmasıyla sonuçlanacağını buradan görebiliriz. Kabı yer çekimimesinin daha büyük olduğu bir ortama götürme. Şimdi yer çekimmesinin daha büyük olduğu bir ortam yani G'nin artması demektir ağırlık kuvvetine eşit bir kaldırma kuvveti etki ediyor olmalı. Burada ağırlık artacağından dolayı yani G'nin artmasıyla kaldırma kuvveti de artmış olacaktır. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olur. Limana yaklaşmış bulunan şekildeki kuru yük gemisine manyetik vinç ile konteyner yüklemesi yapılmaktadır. Geminin ağırlığı G, geminin batan kısmının yan yüzeylerine etkilen sıvı basınç kuvvetleri FS1, fc 2dir Vinç mıknatısının konteyner uyguladığı manyetik kuvvet FM'dir. Buna göre kuvvetlerden hangileri temas gerektiren kuvvetlerdenmiş. Şimdi G ile başlayalım. G ağırlık. Ağırlık yer çekimi kuvvetidir ve bir alan kuvvetidir. Alan kuvvetleri temas gerektirmeyen kuvvetlerdir. Dolayısıyla bu istenen şartı sağlamadı. Fm ile devam edelim. Manyetik kuvvet. Manyetik kuvvet de yine bir alan kuvvetidir ve temas gerektirmeyen bir kuvvettir. Burada Fs1, Fs2 ise sıvı basınç kuvveti. Sıvının gemiye temas etmesi sonucunda meydana gelmektedir ve temas gerektiren kuvvetlerdir. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olur. İnce metal telden yapılmış ataş suyun yüzey geriliminin etkisiyle su yüzeyinde şekildeki gibi dengelidir. Atacın suya batması için işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir? Değişiklikler su yüzeyinde titreşim meydana getirilmeden gerçekleştirilmektedir şeklinde de ek bir bilgi verilmiş. Şimdi A anahtarının kapatılması. A anahtarını kapattığımız takdirde devreden bir akım geçecektir. Ve akım etkisiyle dirençten ısı yayılacaktır ve su ısınacaktır. Suyun ısınmasına bağlı olarak da sıcaklık ile yüzey gerilimi ters orantılıyla Yüzey gerilimi artı azalacağından dolayı Ataç suya batabilir. Bu da zaten suya batması içindenmiş. Dolayısıyla A anahtarını kapatma yapılabilir. S musluğunu açma. Şimdi S musluğunu açtığımız takdirde buradaki su miktarı azalmış olacaktır. Su miktarına bağlı olarak herhangi bir şekilde yüzey geriliminde değişiklik olmaz. Suya deterjan ilave edersek yine yüzey gerilimi azalır. Ve buna bağlı olarak ataç suya batabilir. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğidir. İç direnci önemsiz üreteç ve özdeş lambalarla kurulan elektrik devresi şekildeki gibidir. Buna göre devredeki tüm lambaların ışık vermesi için KLM anahtarlarından hangileri kapatılmalıdır? Şimdi tüm lambaların ışık verebilmesi için bunların kapalı bir devre üzerinde olabilmesi lazım ve kısa devre olmaması gerekir. Şimdi eğer biz M'yi kapatırsak M buradaki şu lambanın kısa devre olmasına sebep olur. L'yi kapatırsak da şuradaki iki lambanın kısa devre olması durumu gerçekleşir. Demek ki M ve L lambalarını kapatamayız. Şimdi K lambasını kapattığımız takdirde istenen şart gerçekleşiyor mu? Hemen bakalım. K'yı kapattığımız takdirde şuradan geçen akım bu lambanın üzerinden geçecek. Şöyle şu noktaya geldiğinde buradan iki kola ayrılacak. Alt taraftan gelen şöyle devreyi tamamlayacaktır. Üstten giden ise X üzerinden geçip şuradaki Lambadan üzerinden geçip o da bu şekilde devreyi tamamlar. Tüm lambalar üzerinden akım geçiyor olacaktır ve kısa devre söz konusu değildir. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olur. Aynı ortamda yayılan periyodik K ve L dalgaları şekilde gibidir. Buna göre K dalgasına ait niceliklerden hangileri L dalgasınınkinin iki katıdır denmiş. Şimdi hız ile başlayalım. Aynı ortamda yayılan denmiş. Aynı ortamda yayıldıkları için hızları aynı olmalı. Demek ki hız iki katı olmayacaktır. Genlik. Genliklere bakarsak denge konumundan olan maksimum uzaklık de Şöyle bir birime iki birim olduğunu görüyoruz. K'nınki L'ninkinin iki katı. Bu buradaki ifade edilen durumu gerçekleştirdi. Frekans bakalım. Burada hızlarının aynı olduğunu ifade etmiştik. V'ler aynı olacak. VK V kadar olsun. Şimdi K'nın dalga boyuna bakalım. Şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 birim olduğunu görüyoruz. Yani lambda f yapacağız. Şöyle 12 çarpı fk diyelim. Dolayısıyla buradan fk neye eşit olur? v bölü 12 eşit olur. Şimdi aynı şekilde l'nin hızı da v kadar. Bunu da lambda f l şeklinde yazalım. Lambda l f l şeklinde. Lambda L'ye bakarsak onun da 1, 2, 3, 4 birim dalga boyu. Dolayısıyla F, L buradan F, L eşittir. V bölü 4. Bakalım burada iki katlık bir oran söz konusu değil. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olur. El feneri O merkezli dairesel levhaya şekildeki gibi yaklaştırılıyor. Buna göre niceliklerinden hangileri el fenerinin ok yönünde çekilmesi sonucunda artar. Ok yönünde çekilmesi yani buradaki levhaya yaklaştırılması söz konusu. O noktasındaki aydınlanma şiddeti aydınlanma şiddeti neye eşit idi? Hatırlarsak I bölü D kare kadar idi. Yani uzaklığın karesine ters orantılı ok yönünde hareket buradaki değerin azalması anlamına gelir ki buna bağlı olarak aydınlanma şiddeti artmış olacaktır. Çünkü bize artma durumu sorulmuş. Lenfanın topladığı ışık akısı ışık akısı da daha çok ışık ışınlarını yakalayacağından dolayı ışık akısı da artmış olacaktır. El fenerinin ışık şiddeti ise kullanılan kaynakla ilgili bir durum. Buradaki mesafeyle ilgili bir durum değil. Dolayısıyla cevabımız B seçeneğidir.